Repo, sıcak para, ekonomik dalgalanma diyen, bırakın makroyu, mikro verileri bile okumaktan aciz ekonomistler. Dış borç, cari açık, enflasyon diyen, rakam cambazlığıyla bardağın sürekli boş tarafını gösteren siyasetçiler. Evangelistler, Katolikler ve IMF sopasıyla Türkiye'nin notunu düşürdük, daha da düşüreceğiz diyen kredi derecelendirme kuruluşları. Döviz lobisi, silah lobisi, Yahudi lobisi diyerek yandık, bittik, battık, iflas ettik diyen ekonomi yaygaracıları. Daha fazla demokrasi, daha çok hukuk, daha çok bireysel hak ve özgürlükler diyerek ekonomik vurgun peşinde koşanlara, dövizden yağma hesabı yapanlara engel olabiliriz. Tekmili birden açık açık tehdit ediyor. Susturup, diz çöktürüp, coğrafyamızda yalnızlaştıramadıkları için topyekün Türkiye'ye saldırıyorlar. ABD Başkanı Trump tehdit ediyor. Yardımcıları tehdit ediyor. Finans çevreleri tehdit ediyor. Savunma çevreleri tehdit ediyor. Dışişleri tehdit ediyor. Lafı uzatmaya gerek yok. Mevzu artık ekonomik değil, siyasi bir krizdir. Ancak memleket yedi düvelin saldırısıyla yangın yerine dönmüş, dolar bir günde 1 lira artmış, Hazine Bakanı ekonomiye dair yeni yol haritasını açıklamış, Amerikan Başkanı Türkiye'ye yeni yaptırım kararı almışken, ülkenin ana muhalefetinin MYK revizyonuna, diğerinin de kurultay derdine düşmesine ne dersiniz? Denilecek tek şey var. Oralarda koltuk çok önemli. Yalan mı? Bakın gazeteci Mirgün Cabaslar, CHP'li Sezgin Tanrı Kulular, HDP'li Sezai Temeller, İyi Partili Aytun Çıraylar ne diyorlar? Doların düşmesini istiyorsanız papazı, Osman Kavala'yı, Enis Berberoğlu'nu, Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakın. Yani ABD'ye teslim olun diyorlar. Yani Irak gibi, Libya gibi, Kuveyt gibi, Mısır gibi, Suriye gibi, özetle iç savaşla bölünmüş Türkiye olun diyorlar. Biz diyoruz ki hepimiz aynı gemideyiz. Onlar diyor ki hayır, biz o gemide değiliz. Biz diyoruz ki gemi batarsa hepimiz batarız. Onlar diyor ki yeter ki bunlar gitsin, biz gelelim. Gemi batarsa da batsın. Biz Türk milletinin safındayız ve krizlere, ekonomik saldırılara karşı aynı cephede, aynı mevzideyiz. Bir kere şunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Ekonomideki bu durumu yaşayan tek dünya ülkesi Türkiye değil. Bilen biliyor ki şu anda bütün dünya dalgalanıyor. Birçok dev ülkeyi içine almış çok ciddi bir ticaret savaşları yaşanıyor. Yani ABD doları karşısında değer kaybeden tek para birimi Türk lirası değil. 192 ülke ticaret savaşının cephesi haline gelmiş. 17 ülkede ise sıcak çatışma var. Hal böyleyken Türkiye'nin bu yangından etkilenmemesi söz konusu olamaz. Nitekim sadece etkilenmekle de kalmayıp en fazla hedefe konulan ülke halini aldık. Neden? Nedeni basit. Türkiye'yi hedef alan güç, Trump'a Kudüs'ü, İsrail'in başkenti yaptıran güçtür. Türkiye'yi hedef alan güç, FETÖ'yü besleyip büyüten PKK-PYD'ye binlerce tır, silah ve mühimmat gönderen güçtür. Demem o ki, gün akıl açığımızı akıllı telefonla kapatma günü değil, milli akılla karar verme günüdür. Gün, elini ve gövdesini taşın altına sürüp sürmeyeceğine karar verme günüdür. Gün, papazı bırakın dolar düşsün diye saçmalamayıp, az konuşarak daha akılcı çözüm önerilerinde bulunma günüdür. Dahası gün, düşmanla bir olmadan Türkiye'yi sıkıştırma değil, memleketin önünü açma, bir olma, iri olma, diri olma günüdür. Gün, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Türk lirası itibarımız, iffetimiz, ihtarımız, istikbalimiz ve istiklal haklarımızın isharıdır diyerek milli paramıza sahip çıkma günüdür. Çünkü zaman Türk'ündür, zemin Türk milletinindir. Ekonomik çöküntüden, döviz kurunun tırmanmasından memnuniyet duyup
bunu siyasi ranta çevirme hazırlığı içinde olan kim varsa buradan açık açık söylüyorum, alayı vatan hainidir. Türkiye Cumhuriyeti dövizle kurulmadı. Dövizle yıkılmaz. Yıkmaya da kimsenin gücü yetmez. Türk milleti inen çıkan dolarla var olmadı. Onsuz da bir şey kaybetmez. FETÖ'cüler, kendini ipe asan CHP yönetimi, soluk borusu kandil olan siyasi teröristler, irili ufaklı diğer husumet odakları ve arkalarındaki şer güçler ne yapsalar, nereye gitseler yararsız ve nafiledir.